En büyük problemimiz üniversitede çeteler. Sizi çok korkutacak, alışık değilseniz köpekler. Maalesef üniversitede gece, gündüz üniversitemizin problemi. Şu anda arkamda 4 köpekle gidiyorum. Yani korkuyorsanız var. Kırılamalar, horlamalar, havlamalar. Buralar çok güzel oldu fakat köpeklere bir çözüm bulunamadı. Sabah yürüyemiyoruz. Ya bunu nasıl çözüm bulacaklar bilmiyoruz ki ya. Karşıda en çok zorlanacağınız şey bu köpekler. Sokak köpekleri. Bir şey yapmıyorlar fakat korkutuyorlar sizi. Ama eğer kaçarsanız tabii, korkarsanız o da üstünüze iyice geliyor. Şu anda arkamda 4 tane köpekle gidiyorum yani. Her ne kadar yani alışık olsam da insanı tedirgin ediyor. Yani buralar, evet, güzel oldu buralar, yeni yapıldı fakat şu köpekler yani, onlar da hayatı yaşamakları var ama bilmiyorum işte nasıl edecekler. Evet, buralar çok güzel oldu, yeşillik yapıldı, yeni bir şey. En sonunda bizde derler ya, bir Müslüman bu işe el attı. Ama gel gelelim diğer yerlere. Evet, ne kadar güzel. Şurada bir kapan var. Hiçbir anlamsız bir kapan. Kaç tane insanın arabasının tekerlerine mal oldu. Askeri alanmış gibi kapan koymuşlar. Yani buradan yanlışlıkla giren adam 4 tane tekerinin patlatarak cezasını ödüyor. Şuraya dikkat edin, arabanızdan gelirseniz orada kapan var. Özellikle dışarıdan gelenler, bilmeyenler. Yarı Olympic Haus var ama bilmiyorum. Klor çok geliyor gibi ama. Evet, güzel bir stat var orada. Evet. Kimsecikler yok. Evet, burası kortlar, üniversitenin basket sahası ama çok bakımsız. Yani kort tenis oynayan birisiydim, karşısında unuttum. Şu sahaları bir türlü yapamadılar. Yani basketbol oynanacak, voleybol oynanacak bir yeri yok maalesef. Kapalı var ama oraya da sürekli giremiyorsunuz. Evet, köpekleri kontrol ediyorum. Yani köpeklerden kaçmayacaksınız. Kaçarsanız yani işiniz zor. Evet, Allah. Alışmışlar onlar artık. Normal öğrenci gibi bizim. Evet, burası spor merkezi ama yani bir farklı üniversitelerde bulunmuştum. Yeni yeni spor dalları öğrenmiştim ama maalesef bunu da yani eleştiri olsun, kendi çalıştığım üniversite daha iyi olması için uğraşıyorum. Yoksa kötüleyip de kendime bir pay çıkarmak için değil.
yani yapılması lazım. Yani spor, gençler enerjilerini bir şekilde atması lazım. Yani. Farklı spor dalları öğrenmiştim. Tenis öğrenmiştim, badminton öğrenmiştim. Duvara da oynanan tenis vardı, ismini bile unuttum, onu öğrenmiştim. Fakat Kars'ta bunları maalesef unuttuk. Sağlık Kültür Spor Dairesi buna bir el atması lazım. Evet. Yeni güzel şeyler oluyor fakat bütün alanlarda olması gerekiyor. Evet, burası bir üniversitenin enkaz gibi bir şey, bilmiyorum. Kafkas Parkı. Düzenlenmesini bekliyoruz. Evet. Ama şu anda sürekli bir karşıdan köpek geliyor. Tedirginlik var yani. Saat kaç şu anda? 7:15. Erkenden gelmiş olabilirim. Sürekli bir yerden köpekler saldıracak gibi bir tedirginlik var. Elimde de bir şey yok. Bunlar herkesin bildiği gerçekler. Yani benim söylememle ortaya çıkan bir şey değil. Çözülmesi lazım. Kadar yıldır karşısında olan birisi olarak hale köpeklerden yani çekiniyoruz. Köpekler yani şunda bilin, köpekler sizden çok diğer köpeklere karşı saldırganlar. Bir keresinde bir köpek üzerime geliyor. Zannettim bana saldırmak için geliyor. Geldi, benim yanımdan geçti. Arka tarafta bir köpek varmış. Ona saldırıyormuş. Yani o bağırtılar, çağırtılar daha çok birbirlerine, sizden ziyade. O yüzden çok şey yapmayın. O taraftan gidecektim, gidemedim. Köpek vardı. Kalsın, bu genel problemi. Hemen şurada 200 km Erzurum var. Sabah 6'da çıkıyor, orada da çıkıyorum. Bir tane köpek görmüyorum. Bazen şaşırıyorum ya, niye köpek yok falan. Kars'ta köpek meselesi. Geçen hoca bir arkadaş lojmanlarda gidemiyorum diyor ya. Yürüyemiyorum diyor ya. Köpeklerden korkuyorum, ne yapayım diyor. Vallahi bilmiyorum işte. Biz onların alanlarını işgal ettik. Onlar da bizim alanlarımızı mı işgal ediyor bilmiyorum. Nasıl bir şey bulunabilir? Evet. Eğitim Fakültesi. Burası. Fakültesini geçtim. Üniversitenin alanı çok düzgün. Fakat şu yapılan binalar, yani estetikten, göz zevkinden uzak binalar yapılmış zamanında. Allah yapanlara gani gani rahmet eylesin mi derler, ermişlerse mi diyelim, ne diyelim. Yani şu rektörlük binasıdır. Maalesef. Hepsi böyle aynı şeylerde, ne bileyim, böyle bir sanki aynı olunca ne oluyor, aynı tipte. Hapishanelerde gelen de aynı olur. A blok, B blok. Burası üniversite. Yani bir mimarlık
mühendislik fakültesiyle eğitim fakültesinin binasının aynı olması nedir ya? Hepsi bir kalıptan çıkmış gibi. Bir kalıptan çıkmış ve kötü. Evet. Ağaçlar falan çok güzel. Yapraklar dökülüyor. Sonbahar. Evet, köpek sesleri geliyor yine. Ben de tedirginlik olmaya başladı. Yani burada benim öğrencilerin koşması, sabahları yürüyüş yapması lazımken şu anda bir tedirginlikten gidiyoruz. Her an bir çeteye, yani saat 7.15, yani nedir ya? Şimdi bu aralar Kars'tan uzak kaldık, köpeklerden de soğumuştu. Yani dikkat çekeceğim bir şey, evet. Buralar yeşilleniyor, diriliyor. Güzel, şurası bak ne kadar güzel. Burası yeni biçtiler, yeşillenecek. Evet, şu karşıda gördüğümüz bina üniversitenin kongre salonu. Hemen yan tarafı da kütüphane olarak kullanılıyor. Maalesef kütüphanemiz etüt salonu gibi. Yani koca büyük salon var. Yani ders çalışmak için gayet güzel. Fakat kütüphane içerik olarak çok zayıf. Kaç tane kitap var bilmiyorum ama güncel kitaplar yok. Aradığınız kitabı maalesef bulamıyorsunuz. Bunu siz izlersiniz. Bir başka sizler bilmiyorum ama siz izlersiniz. Hocalarınıza söylersiniz, ne bileyim, yönetici gördüğünüz insanlara, gördüğünüz yöneticilere söylersiniz. Kütüphane, yani üniversite kütüphanesi vasfından çok uzak. Yani güncel bir kitap bulmak çok zor. Ve okuma salonları yok. Ne bileyim, başka kütüphanelerde, üniversitelerde gördüğümüz geniş geniş salonlar, böyle koltuklar okumak için, dergilerin olduğu kısımlar, ayrı ayrı salonlar, şu salonu, bu salonu. Yani en yeni üniversitelerde bile varken bu. Kafkas Üniversitesi, yanlış hatırlamıyorsam 92 idi, değil mi? Kaç yıllık? 34 yıllık, 32 yıllık bir üniversite. Çok eski. Fakat ihmal edilmiş öncesinde çok. Şimdi yeni bir şeyler yapılmaya çalışılıyor ama bilmiyorum ne kadar değerli olmuş. Evet, burası benim çalıştığım üniversite. İleride cami var ama dediğim gibi o tarafa doğru gitmeye korkuyorum açıkçası. Evet. Güzel. Burası güzel. Şöyle bakarsanız yeşillik alan. Şu tarafa doğru geniş bir alan var. Sol taraf, sağ taraf. Evet. Burası. Evet, burada yürümek ne kadar keyifli. Şuraya döndüğün zaman ne kadar. Evet, böyle güzel. Bunlar yeni yaptılar arkadaşlar. Buralar yeni. Son 1-2 senede bu yeşillendirme. Evet. Ama binalar. Evet. Dediğimiz gibi A blok, B blok. tarzında binalar böyle.
Öğrencilerin diğer bir şikayet ettiği yer yemekhanemiz. Yemekhanemiz eksik çok. Yani eksik derken bizi diğer üniversiteleri çok gezmişim yani, yurt dışında da biliyorum az çok üniversiteleri. Yemekhane yani yeni bir bina olması lazım. Öğrenciler çok arkadaşlar. Pek memnun değiller. Bir de kantinlerden. Eksik gördüğünüz, yani kendinizce şey yaptığınız, güzel bir üslupla beyan edin arkadaşlar, ifade edin. Yani kırıcı değil tabii ama insanları rencide edici değil ama ifade edin. Ama bazen eğer kişilik bozukluğu varsa bir insanda eleştiriyi, yani olumlu bir şey, güzel bir şey söylüyorsun, şunu şöyle yapıyorsun. Onu düşmanlık olarak algılanabilir. O karşıdaki kişinin yani kişilik bozukluğundan kaynaklanıyor veya yani narsist özelliğinden dolayı kaynaklanıyor. Her insan her şeyi bilemez. Eksikleri olur mutlaka. Biri de ona güzel bir üslupla söylediği zaman da teşekkür etmesi lazım. Evet, burayı görmemişim ben. Eksik kaçırmışım ben. Mükemmel değilim ben. Evet. Sabahları yürüyüş yaparsanız karşılaşırız muhtemelen. Evet. Tıp fakültesi başladı derslere. Evet. Hayaldir fakat ne isterdik? Karşı merkezinde Rus binaları var. O taş binalar çok güzel. Üniversitenin mimarisi de keşke o taş binalar bir şekilde o taş yapılar şeklinde olsaydı. Yani üniversitenin popülaritesi veya tanınabilirliği belki 10 kat artardı. Ama gelmişler. Şehirde de var güzel binalar, Ruslardan kalma yapılmış. Şöyle yani ucube binalar yapmışlar. Karşı hatırlarsanız bir ucube bir meselesi olmuştu. Maalesef. Şuraya bak. Yani gözüm yoruluyor. Karşıda da yeni yapılan, o da aynı formatta, aynı şehirde yapılıyor. Yani bir de işin kötü tarafı kuzey-güney ilişkileri hiç dikkat edilmemiş. Düz camlar, yani Antalya'da yapılacak bina formatında Kars'ta yapılmış. Çok soğuk oluyor arka taraflar. Bunlar arkadaşlar bizim milli servetimiz. Kim yapmışsa yapmışsa yanlış yapılmış. Evet. Yani belki bilmiyorum 15 yıl önce yapılmış binalardır.
Ama ben değişimleri çok iyi fark ediyorum çünkü son 2 senedir video çektiğim için neler oluyor falan bayağı fark ediyorum. Evet. Buralarda henüz yeşillendirilmemiş, yeşillendirilecek. Hastane, evet. Karşıda yaşayabileceğiniz sıkıntılardan biri de hastane olabilir. Neye göre kıyaslıyoruz? Erzurum'a göre kıyaslıyoruz. Yani çok zor bir mesele. Değil. Evet, orası da tıp fakültesi. Pardon, hastane, burası tıp fakültesi. Diş hekimliği var. İleride veterinerlik var. Oraya da gidebilirdim ama orası biraz daha şey. Evet. Üniversite, yani lise gibi sadece daha doğrusu Türkiye'de açık olduğumuz gibi lise gibi sadece derslerin öğretildiği bir yer olmaması lazım. Sosyal, kültürel, ne bileyim, buna spor da dahil size bir şeyler katması lazım. Kadar yeterli.